Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 12. gününün 2. videosundayız. Yani 1. bölümde test 3'ün çözümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kitabımızda sayfa numarası 81, 82, 83 ve 84'ü çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. 18. soruda kalmıştık. Şöyle bir katlama verilmiş. 3 ve 10 verilmiş. Hadi bakalım. 3 ve 10'u yazalım. Bir de katlamada ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk şekli. Evet eski haline geri getirelim. Şurası 11'im, Burası da 3 birim verilmiş. Şimdi ben bunu böyle katladığım zaman. Hocam üst üste binen kenarlar eşit. Şurası 10 sa burası da 10 olacak. Tamam bunları yazdık. Bu arada burası 90 sa burası da 90 olacak. Tajat alfayı da 4 bölü 3 olarak vermiş. Ne güzel. 4 bölü 3. Karşı bölü komşu 4 bölü 3 yazmıyorum. Kenar değerleri olduğu için 4K bölü 3K yazıyorum. Hocam 3 4 5 üçgeninden burası 5k olur. Ne güzel bir şey. 5k 10 sağ k eşittir 2. O zaman burası 8, burası da 6 mı oldu? Evet. E sonra ne yapacağız? 90'lara mı da uçuyor? Dal alfa beta'ya. Hocam alfa 90 sağ buraya beta dersem sonra alfa 90 sağ burası da beta olur. Beta 90 burası alfa olur. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Burada beta'nın karşısı üçgen, beta'nın karşısı 6 oldu. 1'e 2 oran var. O zaman 90'ın karşısı 10 sağ 90'ın karşısı 5'tir. Bizden ne isteniyor? Kosekant DCb B üssü. DCB B üssü. Yani buradaki açının kosekantı isteniyor. İşte bu nedir? 1 bölü sinüs değil midir bu? Sinüs teta isteniyor yani bizden. sinüs teta 5 10 1 2 kök 5 üçgeninden 5 kök 5 değil midir burası? Evet. Yani 1 bölü sinüs teta 5 bölü 5 kök 5. 5 bölü 5 kök 5. Hocam şunlar şunlar gitti. Ters çevir çarptığımız zaman o da ne yapıyor? Kök 5 mi yapıyor? Evet. Yani Denizli yaptı. 18. soru Denizli oldu. Geldik 19. soruya. Açıortaylık var. Şimdi ED uzunluğu burası 1 iken en son oran isteniyor. 1 sayı değeri verebilirim. Şuraya 1 buraya 3 verebilirim. ED uzunluğu 1 iken AE uzunluğu 3 diyebiliriz. Eyvallah. Ama sıkıntı yaşayacağız gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Yükseklik tabanı iki parçaya bölmüş. İkiz kenar yapalım hocam diyebilirsiniz. Tabanı iki eş parçaya böler ama sadece yükseklik uzunluğu var. Burada bir işimize yaramayacak gibi bu ek çizim. Ek çizimsiz yapalım. E burada 90'lara mı düşüyor? Açılara bir de alalım. Alfa alfa. Alfa 90 burası beta. Ters açıdan beta. Burası da alfa mı yaptı? Evet. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer ama ikişer kenarları yok. Benzerlik uygulayamam maalesef. Ama bir de burada var. Alfa 90 beta burası. Alfa 90 beta. Şurası da beta değil mi tamamı? Evet. Yani sarı üçgenle büyük üçgen benzer. En azından şuraya x dersem. ikişer kenarları çıkıyor burada. Alfanın karşısı birken alfanın karşısı büyükte. Şu büyüğü de maviyle göstereyim sana da. Sarı üçgenle mavi üçgenin benzer olduğunu fark et. Peki. Burada alfanın karşısı birken alfanın karşısı x. Yani 1 bölü x eşittir. Burada küçükte betanın karşısı x iken. Beta'nın karşısı büyükte 4 oldu. x kare 4. x de böylelikle 2 buluruz. Evet x 2 çıktı. Süper. Sonra. Hocam olay bitti. Olay bitti derken BAC açısı. BAC açısı. Yani benden ne isteniyor? Potanjant BAC. 1-2 iken burası kök 5 mi? Kök 5. Şu açı yani büyük dik üçgene bakacağım ben. Hocam bu arada şuradaki üçgenle buradaki üçgen de benzer. Bak. En azından burada bütün kenarlar çıktı. Burada 1-2 oran var ya. En sevdiğimiz bir şey. Alfadan beta'ya geçiş 1-2 ya. Hocam burada da alfadan beta'ya geçiş 1-2'dir. Yani burası A iken burası 2A'dır. E 1 2 kök 5 üçgeni. Yani buradan A kök 5 eşittir 3 s buradan A'yı ne buluruz? Hocam 3 bölü kök 5 buluruz. A 3 bölü kök 5 çıktı. Hocam burası da 6 bölü kök 5 oldu. Şimdi kotanjant BAC'ye bakalım. Şu kotanjant komşu bölü karşı değil mi? Evet. E hadi bakalım. Burası 1 2 5 değil. Kök 5 de yalnızdı. Dikkat. O zaman şu uzun kaç yaptı şu uzunluğu da bulalım. Hocam 3 bölü kök 5 ile kök 5'in toplamı yani şunu da şunu çarpımı 5 yaptı 8. 8 bölü kök 5 yapar burası. Hocam kotanjant B yani burası kaç yapıyor o zaman komşu bölü bu. Yani 6 bölü kök 5 bölü 8 bölü kök 5 isteniyor bizden. O zaman cevap 6 bölü 8 yapar kök 5'ler nanay oldu. O da 3 bölü 4 yapar yani cevap C an oldu. Ne yaptık? Bir sarı üçgenle şu büyük mavide benzerlik yaptık. Sonra bu kenarlar belli oldu ya. Sonra bu üçgenle de bu üçgen benzer oldu. Şu büyük dik üçgenin kenarlarını da bulmuş olduk. Bu arada ben burada şeyleri de girmezdim aslında ama neyse ee, bu şekilde yaptık. Hatta ben işlemi böyle 6 bölü kök 5 ile falan uğraşmamak için şu şekilde kısalaştırabilirim de. Bak şurayı 1 2 kök 5 bulduk ya buraya da 3 bulduk ya sonuçta bu üçgenle bu üçgen benzer olacak ya. Hocam burası da 1 2 kök 5 olacak. Ben buralara direkt kök 5 katı alayım bütün gördüğümüz sayılara. Bak o şekilde yapabiliriz. Hani bunları yazmadan önce de hani şöyle bir şeyle karşılaştık ya bak olayı kısalaştırıyorum. Dikkat dikkat. Olayı kısalaştırıyorum şimdi. Beraber kısa bir yoldan daha yapalım. Biz ne bulduk şimdi? Şurası 90 derece. Burası 90 derece. Normalde burası 1, 2 ve kök 5'ti. Burası böyle 3'tü değil mi? Sonra bu kenarları da yazacaktım. Ya keşke burası kök 5'in katı olsa. Çünkü burada da 1'e 2 oran var ya. Ondan dolayı Kök 5. O zaman ben buraya 3 değil de kök 5 katını alayım bütün sayıların. 3 kök 5 olsun. Kök 5 katını aldım 3 kök 5. Kök 5 katını aldım 5. Kök 5 katını aldım 2 kök 5. Kök 5 katını aldım kök 5. Ee, ondan sonra hocam 3 kök 5 ise burası 1 2 yani 3'e 6 oldu. Bak dikkat et 6 ve 8. Bu açının kotanjantını 6 bölü 8 diye diyerek daha rahat rasyonel sayılar girmeden de bulabiliyoruz. Oran varsa da bu şekilde yapabilirsin. Tabii ki işlemi kısalaştırmak sana bağlı. A buradaki şu işlemlerde yapılabilir ya. O kadar da korkmaya da gerek yok aslında bakınca değil mi? Evet 19. soru. Ceyhan geldik 20. soruya. Aşağıda bir okulda bulunan Atatürk büstünün uzunlukları birbirinden farklı hız ve zemine dik bir biçimde yerleştirilmiş olan iki lamba görseli verilmiştir. Kotanjant BFD. Hocam kotanjant BFD eksi 3 bölü 4. Bu açı kotanjantı eksi 3 bölü 4 ise ben buraya o zaman alfa dersem kotanjant alfa nedir? 3 bölü 4 değil midir? 180'e tamamlayanlarda ne oluyordu arkadaşlar? Eksili oluyordu değil mi? Tabi bir tek sinüs artılı oluyordu. Tanjant CEA demiş. Bu açında tanjantı eksi 8 bölü 15 ise buraya ben beta dersem. Tanjant betada ne olmak zorunda? Tanjant beta da 8 bölü 15'e eşit olmak zorunda. Evet KL verilmiş burada. KL uzunluğu 40 verilmiş. Sonra EF uzunluğu 2,5 metre verilmiş. EF uzunluğu bak dikkat et burası 2,5 metre yani 250 santimetre değil midir? 1 santimetre 1 metre olduğundan dolayı. A, K ile EF de birbirine paralel. Tamam. Olay bitti o zaman arkadaşlar. Niye bitti? Çünkü burada ben kotanjant alfaya ulaşacağım. Hocam buradan dik çizerim böyle. Dik çizdim. Sonra kotanjant alfa ne? 3 bölü 4 değil mi? Evet. 3 bölü 4. Hocam burası 3K. Burası da 4K diyebiliriz. E hocam burada da tanjant beta lazım bana. Hop şuradan da şöyle bir dik çizersem. Tanjant beta da 8 bölü 15 olacak. Keşke burası 8'in katı olsaydı. 4K ya. O zaman ben burayı 8K alayım. Burası 6K olmaz mı 2 katılınca? Evet. Şimdi burası 8K iken stancart beta 8 bölü 15 ise burası da 15K oldu mu? Oldu. Dikkat et. Şurası 40'tı. Yani burası da 40. E 15K 6 6K 21K 21K artı 40 eşittir 250 olduğundan 21K eşittir 210 olur ve K'yı da böylelikle 10 olarak buluruz. E Gankara artı FL isteniyor bizden. Ege Ankara artı F ile arkadaş 6, 8, 13 üçgeninden burası 10K yapar. 8, 15, 17 üçgeninden 17K yapar. Bu toplam kaç yapıyor o zaman? Toplamda 27K isteniliyor bizden. E 27K ise o da 270 santimetre yapar. Yani 2.7 metre yapacaktır. Çünkü santimetre cinsinden bulduk olayı. Evet 20. soru C an oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 21'e. Ya X artı Y verilmiş. Arkadaş burası 4X artı 4Y artı Y değil midir? 4x artı 5 i. Evet. 4x 4y lazım bana. Ee, x artı y 3 pi bölü 2 ise 4 ile çarptığın zaman 4 çarpı 3 pi bölü 2 kaç yapıyor? Şu şu gitti. 2 6 pi yaptı. Hocam burası 6 pi. Esas ölçüsü 0 değil midir? Evet 0 yaptı esas ölçüsü. Yani direkt tanjant y'ye eşit oldu burası. Sonra bu 3x artı 2y Hocam burası da x artı 2x artı 2y değil midir? Evet. Şimdi 2x artı 2y lazım bana. 2x artı 2y de neye eşittir? 2 ile çarptığın zaman 3 pi mi eşit oluyor? Evet. Burası 3 pi oldu arkadaşım. Şimdi burası 3 pi ise S ölçüyor. 2 pi çıkarttığı zaman pi kaldı. Yani burası pi artı x yaptı. Hocam sinüs pi artı x'i inceleyelim. Bak pi burası pi x eklediğinde buraya geliyor. Sinüsün işareti burada eksi olduğundan eksi sinüs olacak burası. Bir de önünde artı var. Artı sinüs x olacak. İçindeki pi gidince fonksiyon isim değiştirmiyordu. Geldim buraya. Kotanjant x artı 2'ye. Bu da x artı y artı y diye mi? Evet. X artı y zaten 3 pi bölü 2. Hocam burası 3 pi bölü 2. 3 pi bölü 2'ye sen y e eklersen bu bölgeye düştü. Bu bölgede kotanjantın işareti e, eksidir. O zaman burası da eksi fonksiyon isim değiştiriyor mu? 3 pi bölü 2'de evet. Eksi tanjant y'ye eşit olacaktır. Hop hop bunlar birbirini götürdü. Cevap sinüs x yapar. Yani 21. soru denizli oldu. Geldik 22. soruya. X açısı pi ile 2 pi arasında verilmiş ve tanjant x değeri ne verilmiş arkadaşlar eksi 3 bölü 4 verilmiş. Hemen bölgesine bakalım. Normalde aralık burası verilmiş ama tanjant değeri burada artı burada eksi değil mi? O zaman bizim x açısı nerede arkadaşım? Burada dördüncü bölgede. Bu sekant dediğimiz nedir? 1 bölü kosinüs x demektir. Artı tanjant eksi x demek eksi tanjant x eşit değil midir? Evet eksi tanjant x bölü bu da hocam içindeki 3 bölü 2 gidince fonksiyon isim değiştiriyor kosinüs x olacak yalnız sinüs 3 bölü 2, 3 bölü 2 burası sen bir böyle açı eklersen bu bölgeye düşüyor bu bölgede sinüs değeri nedir sinüs değeri negatiftir. o zaman burası eksi kosinüs x oldu şimdi 1 bölü kosinüs x, tanjant x değerini vermiş bize dik üçgendeki değeri 3 bölü 4 değil mi? Evet burası x diyecek olursam tanjant x 3 bölü 4 ise 3 4 5 üçgeninden yazdık buraya şimdi 1 bölü kosinüs x, kosinüs x değeri nedir arkadaşlar? 4 bölü 5'tir ama 4 bölü 5 de e, işaretine bakacaksın. Bu bölgede kosinüsün işareti artı art 4 bölü 5. Yani 1 bölü bak şöyle bir şey oldu. Şurası 1 bölü 4 bölü 5 oldu. O zaman orası 5 bölü 4 yaptı. Eksi tanjant x. Tanjant x'in zaten ne olduğunu biliyoruz. Eksi 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Eksi 3 bölü 4'ü yazdık. Bölü eksi kosinüs x. Kosinüs x değeri arkadaşlar kosinüs x burada artı değil mi? Evet. Kosinüs değeri artı. Bir de burada eksisi var. Eksi kosinüs x de 4 bölü 5 değil mi? Aynen öyle. Şimdi bunu bulacağız. Yukarısı ne yaptı arkadaşım? Hocam yukarısı 5 artı 3 bölü 4 yaptı. 8 bölü 4 yaptı. Yani 2 yaptı. 2 bölü eksi 4 bölü 5 oldu burası. Şu ikiler sadeleşince 2 kaldı. Burada 1 kaldı. Ters çevirip, çarp, ters çevirip çarptığım zaman eksi 5 bölü 2 yapar. Yani cevabımız böylelikle eksi 5 bölü 2 olur. Evet 22. soru balık kesir oldu. Geldik 23'e. Eksi x aralığı pi ile 3 pi bölü 2 arasında verilmiş. Ama artı x aralığı lazım ya bize. Ne yapalım? Eksi ile çarpalım. Eksi ile çarptığım zaman tabi yön değiştirecek. Yer değiştirecek yani bunlar. Burası 270 yani eksi 270 bu tarafa geldi. Küçüktür x o da küçüktür. Eksi 180 de buraya geldi. Hemen ne yapalım? 360 ekleyelim. 90 küçüktür x o da küçüktür. 360 eklersem 180 yapar. Yani bu ne demek oluyor? İkinci bölgede. Evet x açısı ikinci bölgede. Dursun bakalım elinizde. Ne işimize yarayacak? Hocam şöyle bir şey verilmiş bana ve bu isteniyor. E şu ne demek? Arkadaş bu demek 1 bölü kosinüs pi bölü 2 artı x demek. Hocam kosinüs pi bölü 2 artı x. Bak pi bölü 2 burası. Hop bu bölgeye atınca pi bölü 2 artı x deyince buraya gelecek. E buraya gelecek olursa o zaman ne oluyor? Hocam burada işareti nedir? Eksi değil midir? Evet. Sakın bana şunu demeyin arkadaşlar. Hocam x geniş açı ee, geniş açı olduğu için buraya gelecek falan filan demeyin. En son yaptığımız işte doğru oluyor zaten. O yüzden hiç sıkıntı yok. Sen x'i her zaman dar açıymış gibi düşünüp bunun eksilisini ya da artılısını bulacaksın. Sen bu değerin eksilisini bulunca e bir de kosinüs geniş açıdan dolayı bir daha eksili çıkarsa artılı olacak mesela. Yani ben eksi buluyorum. Hocam cevap eksi değil ki. Hayır. Yani ben eksi kosinüs alfa buldum mesela. Cevap eksili değil ki. Ama alfa zaten geniş açı olacak. Geniş açı olduğundan bir daha eksili olacak. Eksi ile x çarpma artı yapıyor zaten. Tamam. Orada kafan karışmasın. Ya sen hep dar açıymış gibi böyle dönüşümleri yaparken indirgemeleri yaparken hep dar açıymış gibi yap. E hocam o zaman burada kosinüsün işareti nedir? Eksidir. O zaman bu ne olacaktır? Eksi fonksiyon isim değiştirecek. Sinüs x mi olacak? Evet. Yani eksi 1 bölü sinüs x oldu arkadaşım burası. Artı şu 10 pi zaten çift 2 pi'nin katı gitti. Artı sinüs x isteniyor bizden. Yani bizden sinüs x eksi 1 bölü x isteniyor. E yukarı bakalım. Şu yukarıdakini şöyle dağıtsak mı? Dur. 1 bölü sinüs x lazım olacak ya bana. 1 bölü sinüs x lazım olacak ya bana. O yüzden denklemi sanki sinüs x'e bölsek nasıl olur? 1 bölü sinüs x'i e elde ediyoruz. Burada şu işlemi yapalım kardeşim. Sinüs x artı 2 eşittir 1 bölü sinüs x yaptı. Benden ne isteniyor? Eksi 1 bölü sinüs x artı sinüs x isteniyor. O zaman bunu buraya attım. Bunu buraya attım. Yani sinüs x eksi 1 bölü sinüs x'i ben ne bulmuş olurum o zaman? 2 bulmuş olurum. E bizden de zaten bu değer isteniyor. Cevap böylelikle 2 çıkar. Ama sinüs x eksi 1 bölü sinüs x. Şu 2 bu öbür tarafa geçiyor. Pardon. Pardon. 2 öbür tarafa geçiyor. Eksi 2 olacak. Yani cevap böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. 23. soru denizli oldu. Geldik 24'e. Aşağıda Kemal'in evinin Kemal deyince atma, VIP müzik geldi. Buradan selamlar. 1, 2 ve 3. cadde eşit uzaktı. Vay. Şu Kemal'in evi 1. caddeye, 2. caddeye ve 3. caddeye eşit uzaktaymış. Şu, şu, şu eşit. Aa hocam kollara çizilen dikmeler eşit. Nerede eşit? Açı ortayda. Şu bir açı ortay olmak zorunda. Burada da açı ortaylık olmak zorunda. Hatta burada da kollara çizilen eşit. Burada da açı ortay olmak zorunda. E Bizden ne isteniyor? BKC açısı. BKC hocam şuradaki açı ve CKB. CKB de burada açı. Bu açıyı bulacağız. Normalde şu iki tane iç açı ortaya arasında kalan neydi? 90 artı A açısı bölü 2 değil miydi? Evet. Yani 90 artı 30'dan 120 çıkıyor. Ya da buraya a yazarsın. Buraya BB yazarsın. 2A artı 2B artı 60 değil mi? İç açılar toplamı. Evet. Eşittir. 180'den 2A artı 2B 120 yapar. A artı B 60 yapar. A artı B 60 ise burası 120 derece yapar. O zaman burası 120 burası da 120. Benden ne isteniyor? Tanjant BKC. Tanjant 120 eksi tanjant 60 eşittir. Eksi sekant demek de 1 bölü kosinüs 120 değil midir? Evet. Şurası aslında 1 bölü kosinüs 120'dir. Ama 180 hata anlayana eksi kosinüs 60 değil midir arkadaşlar? Evet. Bir tek sinüs de 180 hata da eksi olmuyordu değil mi? O zaman burası Tanjant 60 kök 3. Bir de başında eksi var. Eksi kök 3. Eksi ile eksi çarpma artı yaptı. 1 bölü kosinüs satmış. 60. Kosinüs satmış da 1 bölü 2 ya. Ters çevir çarptığımız zaman eksi kök 3 artı 2'ye eşit olur. Yani 2 eksi kök 3 mü yapar? Evet. 24. soru E dremit oldu. Geldik 25. soruya. O kare kare ne yapacağız arkadaşlar? A eyi vermiş 15. BC'yi vermiş 24. Kare de köşegen verilmiş 24. Ne yapıyorduk? köşegenler özel kesiyor, dik kesiyor ve köşegenler birbirine eşit. Ve köşegenler dik kesir ve şu parçaların hepsi birbirine eşit değil miydi? Evet. E hocam bunun tamamı 24'tü. 12, 12, 12, 12 oldu. 12, 15, 3, 4, 5'in katı 9, 12, 15 oldu burası. Tanjant A, E, B. A, E, B'nin tanjantı isteniyor. Şu açının tanjantı. Bu açının tanjantı şuradaki açının tanjantının eksilisine eşit olacaktır. Yani bu açının tanjant alfa neye eşittir arkadaşım? Hocam 12 bölü 9'a eşittir. Yani 3'e böl 4, 3'e böl 3. E, o zaman 4 3 oldu. Ya ama tanjant alfa istenmiyor ki bizden. Bu açının tanjantı isteniyor. O da e, 180'e tamamlayanın eksilisi olacak. Yani eksi 4 bölü 3 olacaktır. 25. soru eksi 4 bölü 3 oldu. yanca balık esir oldu. Geldik 26'ya. 3 sin x artı 4 cos x eşittir. Kök 3 verilmiş. Bir de tan kare artı 4 tanjant x var. Arkadaşlar Buradan s kare bölü c kare geliyor zaten. E, s kareler var c kareler var, var ya da kare var. O zaman aklımıza ne geliyor? Şu denklemde karesini almak geliyor. Hadi karesini alalım bakalım. Karesini aldığımız an 9 s kare artı birinci ile ikinci çarpı dikkatı 24 s c artı e, bu 16 c kare yapıyor? Evet eşittir 3 yaptı. Şimdi nasıl bir hamle yapabiliriz? Hocam 9 s kare artı 9 c kare şeklinde yazabiliriz aslında bunu ama e, o zaman eksili bir değer gelecek. Buradan 3'ü de yok etmem lazım. Çünkü sabit bir sayının olmaması lazım. O zaman 3'ü yok etmem gerekiyorsa. Hocam 3 yerine ben şey yazabilirim aslında. S kare artı c kare. Yani sin kare artı kos kare 1 değil mi? Evet. 3 katı 3 s kare artı 3 c kare değil mi? Evet. O zaman 3 yerine 3 s kare artı 3 s kare c kare yazabilirim. Attım öbür tarafa 6 s kare artı 24 s c artı Kaç geliyor? 16'dan 3 çıkınca da 13 C kare mi geldi arkadaşım? Evet. Haydi bakalım. Bu sıfıra işte oldu. Aynen öyle. Ama benden tanjant kare isteniyor. Tanjant isteniyor. Arkadaş tanjant kareye ulaşmam için 6 C kare var. C kareye bölebilir miyiz denklemi? Evet. Çünkü tanjant kareye ulaşmaya çalışacağım. C kareye böl. C kareye böl. C kareye böl. Bunu da C kareye böl. Zaten burası sıfır yapıyor. Burası 6 tanjant kare x yapar. Artı. C kareye bölünce 24 tanjant S bölü C'ye yaptı. Tanjant X yaptı. Artı 13 yaptı. Eşittir 0 yaptı. O buradan 6 tanjant kare X artı 24 tanjant X eşittir eksi 13 yapar. Ve güzel bir şey geldi. 6'ya da böl bakayım bunu. Tanjant kare X artı 6'ya böldüğümüz zaman 4 tanjant X eşittir. Bunu da 6'ya böleceğim zaman eksi 13 bölü 6 yapar. Yani işte bak bizden de ne isteniyor? Tanjant kare x artı 4x burada çıkmış oldu. Ne isteniyorsa onu elde etmeye çalışacağız kardeşim. Kare var karesini aldık. Bizden tanjant isteniyor. Bak c kareye böldük olay bitti. Tamam 26 akçay oldu geldik 27'ye. Sinüs 91 neye eşittir arkadaşlar? Kosinüs 1'e eşit değil midir? Bu kosinüs 1, kosinüs 2 diye 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 gidiyor. En son ne oluyor arkadaşlar? En son burası da kosinüs 89 mu yapıyor? kosinüs 89 yapacak. Evet kosinüs 89 oluyor. Yani bu kos kare aslında. Kos kare kos kare değil mi? Aa hocam kos kareler var. Bu kos kare 89 da aslında sin kare 1 değil midir? Aa cırt cırt yapıyor. Sin kare bak dikkat et kos kare sin kare. Birler gitti mi gitti. Kos kare 2 bundan önceki sin kare 2 yapacak. Çünkü 88 yapıyor değil mi? 88 evet böyle böyle gidecek. Arkadaşlar birden başladı 89'a tam bunların ortası 45'te birleşmiyor mu? 45'te bak burası sin kare 45 bundan sonrası sin kare 46 bundan öncesi sin kare 44 değil mi? Evet hocam burada da sin kare 44 ile sin kare 46 yani aslında bu pardon şurası kos kare 44 bu da sin kare e, aslında böyle kos kare 46 oluyor burası şöyle. Böyle gittiğimiz zaman hani cos diye şeklinde gidiyoruz ya. Burayı da cos kare 45 diye Tam ortası cos kare 45. Sonra aslında cos kare 46 gelecek. Cos kare 46 nedir aslında arkadaşım? Sin kare 44 değil midir? Evet sin kare 44'tür. Bak o zaman burada bununla bu gitti. Yani birden 44'e kadar cos kareler var. E, burada da 44'ten 1'e kadar yine sin kareler var. O zaman 44 tane 1 mi elde ediyoruz toplamlarından? Evet 44 artı Kos kare 45. Kosinüs 45 nedir? Kosinüs 45 de 1 bölü kök 2'dir. Kos karesi ne yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. Bölü aşağısı da hocam kotanjant 1, kotanjant 2. Ta ki kotanjant 45'e kadar geldin. Sonra kotanjant 46 yapıyor burası. Kotanjant 45'ten önceki ne var? Kotanjant 44 var. Kotanjant 45'ten sonra kotanjant 46 var. Kotanjant 46 da tanjant 44 değil mi? Evet. Bak bu sefer de ne oluyor? En son gidiyor gidiyor gidiyor. Tanjant 1 yapıyor. Tanjant 1 ile kotanjant 1 cırt cırt gitti. Yani çarpımları 1 oldu. 1 çarpı 2'ler de gidiyor. Ta ki 44'lere kadar gitti. Hepsi 1 yaptı. Kotanjant 45 de zaten 1. E burada sağlı sollu 1, sağlı sollu 1, sağlı sollu 1'ler gitti. Kotanjant 45 de 1. Yani 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 çarpımı 1 yapar. O zaman bu da ne yapıyor? 2 ile 44 çarpı 88 artı 1'den 89 bölü 2 yapar cevap. Cevap Denizli oldu 27. soruda. Geldik 28'e. Evet trigonometrik değerler sıralanışı isteniyor benden. Arkadaşlar ne yapacağız? Birinci bölgeyi atacağız. Sinüs 140 sinüs 40'a mı eşittir? Evet hepsini sinüs yapacağız bu arada. Bu kosinüs dediğimiz kosinüs 185 dediğimiz aslında nedir? Ee, şöyle bir şeydir. Hocam 180 artı 5 şeklindedir. Şöyle düşünelim. 180 artı 5 üçüncü bölgededir. Fonksiyon isim değiştirmiyor. Eksi kosinüs 5'e eşittir. Bu da sinüs yani eksi sinüs 85 eşit değil midir? Evet. Hepsini sınıfı seçebilirim. Tanjant 150. Zaten değeri direkt belli. Ama değeri direkt belli ve şu sinüs 85 ile falan da 40 ile falan da kıyaslayacağız ya. O yüzden şey yapmayalım. Eksi tanjant 30'a eşittir. Bu da neye eşittir? Dördüncü bölgedeki kotanjant değeri 360. Bu da eksi kotanjant 30'a eşittir. Yani 360 eksi 30 ya. E, dördüncü bölgede kotanjant değeri eksi olduğu için eksi kotanjant 30. Bu da eksi tanjant 60'a eşittir. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunları sıralayacağız. Bir kere bunlardan en büyüğü hangisi? En büyüğü sinüs 40 artı olduğu için A. En büyük 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 A. Aha. Bir tanesini eledik. Allah'tan bir tanesini eledik. Şimdi biz bunları sıralayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım birim çember çizip sıralayalım. Birim çember çiziyorum arkadaşım şimdi. Birim çember çizdim. Hop şöyle. Sinüs ve tanjantı. Bu sinüs ekseni. Bu da tanjantı ekseni. Sonra ne var elimde? Eksililer yokmuş gibi davranalım. Ondan sonra ters işlem yaparız. Sinüs 85. Hocam sinüs 85. 85 derece hop buraya geliyor değil mi? Tamam. Öbürü sinüs tanjant 30. Tanjant 30 buraya geliyor. Öbürü de ne? Tabi bunun C olduğunu gösterelim. Öbüründe B olduğunu gösterelim. Öbüründe D. Tanjant 60. Hocam tanjant 60 da şuralara bir yerlere geliyor. Tanjant 60 değeri. Şuradaki değer tanjant değeri. Tabi ki. Çıktı, çıktı çıktı. Çıktı. Burası da C. Her şey çıktı meydana. Arkadaşlar burası da D pardon. Tanjant 60 bir kere hepsinden daha büyüktür. Yani şurada sıralama yapacak olursak normalde 45'ten büyük olacak tanjant değeri diğer değerlerden büyük olmuyor muydu? Evet. Tanjant D değeri daha büyük. B ve C'yi inceleyeceğim ben şimdi. Hocam C'ye bakınca zaten bak 30 derecenin şeyi buraya denk geliyor. Yani birden küçük oluyor. Bak bu 1'e yakın oluyor. Ondan sonra büyük olan hangisi? B olacak. Sonra büyük olan normalde C olacak. Ama eksillerini incelediğim için tam tersi olacak. D küçüktür B küçüktür C olacak. zaten D küçüktür B küçüktür C. Bir de en küçüğü de ne? Bir dakika en büyüğü A olacak demiştik değil mi? En büyüğü de A zaten tamam. D, D, B, C arayacağım. DBC nerede? DBC burada arkadaşlar sıralama olarak. Yani cevap böylelikle Denizli yaptı. 28. soruda. Ya çiz birim çemberi olay bitsin kardeşim değil mi? Geldik buraya. Aşağıda Banu'nun ABCD yamu biçimindeki çantasının görseli verilmiştir. Tanjant ADC. Evet şu açıya alfa diyelim. Ve kosekant ABC. Şuraya da bir beta diyelim. Şimdi normalde ne yapıyoruz arkadaşlar? Paralel kenar oluşturuyoruz değil mi? Açılar ve kenarlar yamukta işin içine girmişse paralel kenar oluştur. Paralel kenarı böyle de oluşturabiliriz ama bölmeyelim açıyı. Ne yapalım? Şöyle bir oluşturalım istersen. 8 ise 8, 35 ise 35. Alfa ise burası da alfa yapar? Karşılıklı açılar işte olduğundan evet. E şimdi 8 buraya ne kaldı? 37 kaldı. Hmm. Normalde kosinüs teoreminden betayı buluruz. Sonra tanjant değerini buluruz. Buradaki kosinüs teoreminden 180 eksi alfayı buluruz. 180 eksi alfayı kosinüslerinden buluruz. Ama işlem kalabalığı oluyor. Çakallık bir durum var mı? Var. Ben biliyorum 12, 35, 37 diye bir üçgen var. Ama ve lakin bu şekilde büyük sayılar geldiğinde sen ne yap biliyor musun? Direkt dik üçgen var mı? Pisagor bağıntısı sağlanıyor mu diye bak. En büyük sayı bu ya 37 ya. 37'nin karesi eşittir. 35'in karesi artı 12'nin karesi oluyor mu diye bak. Hocam 12'nin karesini biliyorum ama bunların karesini hesaplayamam. Atayım öbür tarafa. 37'nin karesi eksi 35'in karesi eşittir 144 yaptı değil mi? Bu 37 eksi 35. Bu da 37 artı 35 oldu. Eşittir 144. Bu gerçekten evet burası 2 burası 72. Gerçekten de 144 yaptı. Yani 37'nin karesi 35'in karesi artı 12'nin karesi sağlandığından burası 90 derece oldu. E tanjant alfayı ben bulabilirim. Tanjant alfayı bulabilirim. Tanjant alfa ne eşittir? Eksi tanjant. Tanjant 180 eksi alfanın eksilisine eşit midir? Evet. Yani direkt ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu eksi şuraya yazıyorum. Eksi birbirini 180'e tamamlayanlarda ne oluyordu? Tanjant değeri eksili oluyordu. Bu açının tanjantı 12 bölü 35. 12 bölü 35 yapar. Kosekant ne demek? Hocam 1 bölü sinüs beta demek. Sinüs beta demek ne demek? 35 bölü 35 bölü 37 demek. Hocam 1 bölü 35 bölü 37 oldu. Ters çevirip çarptım. O da 37 bölü 35 mi yaptı? Evet. Şimdi eksi 12'ye bak bakayım. Şu ikisinin toplamı 25 mi yaptı? 25. Eksi 12 artı 37. Evet 25 bölü 35 yapar. O zaman sadeleştir. 5'e bölü 5. 5'e bölü 7. Cevap 5 bölü 7 çıkar. 29. soru denizli oldu. Geldik 30'a. Arkadaşlar. Değer vererek de yapabilirsiniz. Değer vererek çok rahat yapabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Tamam mı? İşte pi bölü 6 verdiğinde 3 olacak. Pi bölü 3 olduğunda 1 olacak. İşte pi bölü 2 verdiğinde eksi 1 olacak falan filan. A ben ötelemeyle yapayım. Yani x'i böyle x ekseninde ötelememişim belli ki. X'e herhangi bir sayı eklenmemiş sadece ax şeklinde. Ben fonksiyonu b ile çarpmışım. Bir de ötelemişim. Şu farka bakar mıyız? Normalde şu neyin fonksiyonu? Sinüs fonksiyonu. Sinüs fonksiyonu nasıldı arkadaşım? Sinüs fonksiyonu şu şekilde bir fonksiyon değil miydi? Şöyle yılan gibi gidiyordu değil mi? Sinüs fonksiyonu bu. Sinüs 0 0 olduğu için bu. Ama bu nerede başlamış? 1'de başlamış. Yani yukarıya bir birim ötelenmiş mi? Ötelenmiş. Bak bir birim ötelenmiş. Ama önce çarpılmışına da bakmak lazım değil mi? Çarpıldığı zaman ne oluyordu? Fonksiyon çarpıldığı zaman hop şöyle yukarı aşağı genişleme oluyordu. Burası normalde kaç arkadaşım? 1. Burası normalde kaç? Eksi 1. E sen burası 3 yaptın burası eksi 1 yaptın. Bu genişlik normalde burası 2 iken burayı 4 yaptın. Yani sen fonksiyonu kaçla çarpmış oldun? 2 ile çarpmış oldun. 2 iken 4 yaptın. Fonksiyonu 2 ile çarptıysan o zaman burası ne olacak arkadaşım? Kesinlikle ama kesinlikle 2 olmak zorunda. Tamam. E sonra fonksiyonu 2 ile çarptık ya. Kaç birim yukarı öteledim? Bak bu sıfırda olması gerekirdi. 1. Hocam 1 bir birim yukarı öteledim. O zaman burası da 1 olacak. Sonra şu aralıklara bakalım. Şuradan şuraya aralıklar verilmiş. Ya normalde şuradaki değer neydi arkadaşım? Buradaki değer bu sıfırken burası pi bölü 2 idi. Değil mi? Burası pi idi. Burası 3 pi bölü 2 diye gidiyor. Bak buradan gelip şuraya geldiğinde pi bölü 6 olduysa a hocam bölünmüş. Kaça bölünmüş? 3'e bölünmüş. Değil mi? 3'e bölünmüş burası. O zaman x'e yapılan hamlelerde de ters kas sayı oluyordu. Burası 3'e bölünmüşse pi bölü 2'ye burası. 3'e bölünmüş hali pi bölü 6. O zaman 3 ile çarpılmış olmayacak mı ters hamle? E o zaman bitti. C A3 B2 C1 Bu A3 B2 C1 Topladığın zaman kaç yapacaktır? 3, 2 toplamda 6 yaparım. Ben bu şekilde buldum. Sen de istersen yerlerini yazarak sonuca ulaşabilirsin. Tamam. Tek tek yaz. Pi bölü 6 yaz. 3. Pi bölü 3 yaz. Ama bak değer yazma her zaman kolaylık sağlamıyor. Burada mesela işlem kalabalığı yapacak. Burada sinüs x'in grafiği vardı. Çizdim sinüs x'i. O yorum yaptım. Normalde fonksiyonu çarpmak demek. Yukarı aşağı doğru genişletmek demek. Eee içindeki x'i çarpmak böyle daraltmak ya da genişletmek anlamına geliyordu sağa sola doğru. Bu hamleleri birince bir de fonksiyona bir sabit sayı eklemek yukarı ötelemek ya da aşağı ötelemek şeklinde anlatılıyordu. Bak burada 2 iken 4 olmuş fonksiyon ben 2 ile çarpmışım anlamında 2 iken 4 olmuş. İşte bu yorum bence güzel yorum bunu da bilin tamam dönüşümlerdeki bu yorum da gerçekten önemli. Her zaman bu şekilde böyle değer vermeyle maalesef kolay bir şekilde yapamıyoruz. Geldi öbürüne. X açısı 15 ile 20 derece arasında verilmiş ve ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Ama bana 6x lazım. 6 ile çarparsam 90 küçüktür, değil mi? 90 küçüktür. X küçüktür 120 yapacak. Peki hemen birim çemberi çizip yorumlayalım bakalım. 90 ile 120 derece arasında arkadaşım. Bak şimdi. 90 derece burası zaten. 120 derecede kaç derece yapıyor arkadaşlar? 120 derecede hop. Şurada kaç? 30 olmayacak mı? Evet. Şurası 30 derece olacak. Çünkü 120 derece. 90 burası 120. Yani şurası 30 derece olunca şu aralıkta oluyor. Şimdi ben buna göre sıralamalara bakalım. Sıralamalara bakayım. E nasıl bakacağız arkadaşlar? Şimdi 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 sıralamada arkadaş bir kere sinüs değeri bu aralıkta pozitif olduğu için en büyük değer olmak zorunda değil mi? Evet C en büyük değer olacak doğru. Şimdi ben A ile B'yi inceleyeceğim. kosinüsle, tanjant inceleyeceğim. Tanjant ekseni bu değil mi? Evet. Bak şimdi. 45'te olmuş olsaydı. Dikkat. Şurası 45'te olmuş olsaydı. Burası tam eksi 1'e mi denk gelecekti? Evet. E hocam burası 45'ten bir tık büyük olunca. Hop bak bu da eksi 1'den küçük değere denk gelecek. O zaman bu aralıkta kesinlikle ama kesinlikle ne oluyor? Hep eksi 1'den küçük değerlere denk geliyor. E dolayısıyla eksi 1 yani eksi 1'den küçük ya. Yani burası eksi 1'den küçük. Kosinüs de eksi 1 ile artı 1 arasında ya. O zaman tanjant değeri daha küçük olmaz mı? Olur. Tanjant değeri en küçük değer olacak. Sonra o zaman A olacak. Tamam. Bunu bulduk. Birincisi doğru mu? Doğru. Şunu hesapladık. Eyvallah. Şimdi gelelim nereye? Şuraya. C büyüktür. 1 bölü 2 demiş. Arkadaş şurada C dediğimiz sinüs 6x değil mi? Sinüs değeri burası. Sinüs 6x şöyle. Bu birim çember olduğu için 90'ın karşısı 1'si 30'un karşısı. Ne yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. Ee, burası da 1 bölü 2'nin kök kök 3 katı yapmıyor mu? Evet. Arkadaş burası zaten şuradaki değer kök 3 bölü 2 yapıyor. Kök 3 bölü 2 zaten 1 bölü 2'den büyük. Hatta senin böyle şuradaki açıyı büyütürsen e, buradaki değerin şuraya gelecek. Şuradaki değerin sinüsü buraya gelecek. Buradaki sinüsün değeri buraya gelecek. Evet 1 bölü 2'den büyük oluyor. Hatta kök 3 bölü 2'den büyük oluyor arkadaşım. Çünkü 90'ın karşısı, karşısı 1 iken 30'un karşısı 1 bölü 2. 120 derece bulduk ya burayı. Değil mi? 6 ile çarpınca evet. E burası da kesinlikle 1 bölü 2'den büyük olmuş oluyor. Bu aralık zaten köküç bölü 2. En küçüğü köküç bölü 2 olmuş oldu. Tamam bu da doğru. B küçüktür eksi 1 demiş. B de tanjant değeri. Arkadaş biraz önce açıkladık zaten. Şu tam 45 olmuş olsaydı. Arkadaş tam 45. Şurası 45 derece 45 derece olunca kare yapar. Bu eksi 1'e denk gelir. 45 dereceden böyle bir şey olunca bu bölgede olunca hop bu da daha da aşağı geliyor. Eksi 1'den aşağı gelecek. Yani B de eksi 1'den küçük olacak. Bu da doğru. Yani 1, 2, 3 yaptı. 31. soru Edremit oldu. Güzel bir soruydu. Geldik. 32. soruya. Şimdi bunu dönüşümle yapabiliriz de sıkıntı da yaşayabiliriz. Burada değer vererek yapalım isterseniz. Eksi pi bölü 4. Fonksiyonda eksi bölü 4 yazarsam. Bak şimdi. Eksi bölü 4 yazdığımda burası ne oluyor o zaman? Hadi yazalım bakalım. Eksi bölü 4 yazdığımızda eksi pi bölü 2 yapıyor burası. Hocam içindeki eksi kusar. O zaman eksi artı yapıyor. Artı 3 sinüs pi bölü 2 yapar. Sinüs pi bölü 2 de sinüs 90'da nedir arkadaşım? 1 değil midir? 1'dir. O zaman burası 1 yaptığından dolayı artı 3 yapıyor. Bu artı 3'e denk geldi. Şurası artı 3'e denk geldiği için şuradaki uzunluk kaç yaptı? 3 yaptı. Şurası zaten pi bölü 4. Evet burada kalanı bulabilirim. <laughs> Bunda bir sıkıntı yok. Dikdörtgen olduğu için. Geldik buraya. Burada da bunun en minimum değeri var arkadaşlar. En minimum değeri. En minimum değerini aslında şeyde bulabiliriz arkadaşım. Nasıl bulabiliriz? Şu eksi pi ve bu aralıkta. Eksi pi ve 3 pi bölü 4 aralığında. Şuradaki değeri nasıl bulabiliriz? Buradaki değeri yorumlayalım. O zaman fx fonksiyonumuzu şuraya yazalım isterseniz. fx fonksiyonumuz eksi 3 sinüs 2x değil mi? Evet. Şimdi ben burada en minimum değerine bakacağım. Arkadaş burada Yukarı doğru 3 birim genişlemiş mi? Genişlemiş değil mi? Ya en minimum değerini nasıl bulabilirim? Aslında buranın da eksi 3 olduğunu direkt söyleyebilirim ben sana. Çünkü fonksiyonumuz bu şekilde bir şey eklenmemiş. Yukarı aşağı gitmemiş. Burada 3 birim yukarı genişlemişse aşağıda da 3 birim aşağı genişleyecek. Eksi 3 diyebiliriz. Ya da bunun maksimum değerini bulmak için minimum değerini bulmak için buna 1 yazalım. 1 yazdığımda eksi 3 yapıyor bak. E, eksi 1 yazdığımızda da ne geliyor? Eksi 1 yazdığımızda da artı 3 geliyor. Maksimum değeri de artı 3 yapıyor zaten gördüğünüz üzere. Tamam. Şurayı bulduk. Tamam buradaki değer yine 3 birim. Hocam burası da 3 birim. Bunda da bir sıkıntı yok. Benim şuradaki uzunluğu bulmam lazım. E bu maksimum ya da minimum değerini aldığında bak şu aralıkta minimum değerini aldığında e, buradaki x değeri nedir? Bunu bulmamız lazım. Değil mi? E o zaman arkadaşım bunun minimum değeri nerede oluyordu? Hocam bunun minimum değeri artı 1 verirsem oluyordu. Yani bunun artı 1 olması için 2x'in ne olması lazım? Sinüs artı 1'i nerede alıyor arkadaşlar? Düşünelim. kosinüs e, 0'da sinüs de 90'da alıyor değil mi? Sinüs 90'da alıyor. Evet. E o zaman burası 90 olacak. E o zaman x açısı ne olmak zorunda arkadaşlar? 45 derece olmak zorunda. Evet 45 derece. Yani burası ne oldu o zaman? Pi bölü 4 oldu. Minimum değeri. E burayı pi bölü 4 bulduk. Bizim bir de burayı bulmam lazım. Buradaki değerde nedir arkadaşlar? Buradaki değer de e, sıfır yapan değer. Neyi? Fonksiyonu sıfır yapan değer. Fonksiyonu sıfır yapan değer ne olacak? E, bunun sıfır yapan değer olacak. E, bu fx fonksiyonunu sıfır yapan değer de eksi 3 sinüs 2x'i şunu sıfır yapan değerde ne olacak arkadaşım? E, sinüsün içini ne sıfır yapar onu düşüneceğiz. Sinüs sıfır sıfırdır hocam. Ama sıfır koyarsam sıfır burada ya da 180 derece sıfırdır. O zaman bu açının 180 derece olması lazım. O zaman 2x 180 ise x de 90 derece olur. Yani buranın da ne olması lazım? Pi bölü 2 olması lazım. E o zaman pi bölü 2 eksi pi bölü 4 bana burayı verir. E aslında burası 2 pi bölü 4 değil midir? Şöyle yapacak olursak pi bölü 2 dediğimiz yer. Evet. Şundan şunu çıkarttığımız zaman da pi bölü 4 yapıyor. Burası da pi bölü 4 yaptı. O zaman bu bölgenin alanı 3 pi bölü 4 burası çarptığım zaman. Burası nedir? Hocam 6 ile pi bölü 4'ün çarpımı 6 ile de pi bölü 4'ün çarpımı da Burası da komple 3 pi bölü 2 mi yapıyor? Evet. Ya da 3 pi bölü 4 ya burası. Buraya da 6 pi bölü 4 diyelim istersen. 6 pi bölü 4 de burası. O zaman toplayacağım 3 pi bölü 4, 6 pi bölü 4 toplarsam 9 pi bölü 4 yapar. Yani 32. Soru balık kesir oldu. Geldik 33'e. Fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş. ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor bize. Burada da değer verebiliriz aslında. Maksimum değeri burada, minimum değeri burada değil mi? Evet. Maksimum değer olması için buranın ne yapması lazım? Artı birim olması lazım. Eksi birim olması lazım. Eksi bir verirsem maksimum değerini bulurum. Değil mi? Eksi bir verdiğimde artı beş yapıyor. O zaman burası kaç yapacak? Sekiz yapacak. Ee, minimum değer olması için de artı bir veririm. Artı bir verdiğim zaman da o zaman burası ne oluyor arkadaşım? Üç eksi beşten eksi iki yapacak. Evet buradaki değer de eksi iki oluyor arkadaşım. E, ee, biz buradaki şeyi bulmuş olduk. Şurası kaç birim? Sekiz birim. Benim neyi bulmam lazım şimdi burada? Şuradaki yüksekliği bulmam lazım. Yani buradaki yükseklik işte şu değil mi? Tabana ait yükseklik buradaki uzunluk değil mi? Evet. Yani maksimum olduğundaki apsine bakacağım. Maksimum olduğundaki değer neresi arkadaşlar? Hani maksimum eksi 1 verdiğimizde değil mi? Yani kosinüs 4x'in eksi 1 olduğu değerde maksimum oluyor. E, kosinüs 4x'in eksi 1 olduğu değer. Yani kosinüs kosinüs 4x'in eksi 1 olduğu değerde maksimum oluyor. Kosinüs 4x. Kosinüs nerede eksi 1? Sıfırda 1. 180'de eksi 1 değil mi? O zaman burası 180 yaparsa. Yani x 4x 180 ya. X de ne yapıyor o zaman? 90 45 mi yapıyor? Evet 4'e böldüğümüz zaman 45. Yani burası ne yaptı? Pi bölü 4 mi yaptı arkadaşım? Evet. Burası da minimum olduğu değer. Yani kosinüs 4x'in de minimum yapması için. Kosinüs 4x'in şu ifadenin minimum yapması için. Buranın artı 1 olması lazım. Artı 1 nerede? Sıfırda değil mi? Evet. Yalnız bu sıfır x sıfırda değil ki. Şuradaki minimum olduğu değer buradaki değer. Bir de 360'da olmaz mı? Olur. 360. O zaman buna 360 verdiğim zaman 4 x 360, 360 ise x de 90 mı olacak? Evet. Burası da pi bölü 2 olacak. <laughs> o zaman buradaki uzunlukta ne yapıyor arkadaşım? Şu pi bölü 4. Bu da aslında 2 pi bölü 4 değil mi? Pi bölü 2 dediğim. Evet. Bundan bunu çıkarttığım zaman da pi bölü 4 yapıyor burası. Evet. Şu üçgenin alanı taban 8. Yükseklikte pi bölü 4. Bir de bölü 2 alanı verin bana verir. Şunlar 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 sadeleşti ve cevapta kaç yaptı? Pi yaptı. Güzel bir soru. 33. soru. Böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 34. soruya. Miraç grafik tabletinde mi harfini kullanarak şöyle bir şey yapmış. Uzunluklar verilmiş. BE uzunluğunu kaç vermiş? 4 cm vermiş. CE uzunluğu şurası kaç verilmiş? 1,5 verilmiş. BC uzunluğu da 3,5 verilmiş. Ve benden ne isteniyor? KDL doğrusal verilmiş. Tamam. Benden ne isteniyor? BC açısı. BC. Arkadaş buradaki açının kaç derece olduğu soruluyor. Bak iki katını al 7. 8, 3. Ha 3, 7, 8. Bak. Şimdi arkadaşlar size bir teknik göstereceğim. Eşkenar üçgende bunu bilin. ÖSYM bu kalıbı sorar. sorar. Yani normalde ben böyle ezberi sevmem ama ÖSYM seviyor. 8 birimlik bir eşkenar üçgeni düşün. Burası 3. Burası 5'ken. Burası Pisagor bağıntısından bak şöyle ispatını da yapayım istersen. Şöyle bir dik çiz. Eşkenar üçgende. 60-60-60'da. Dik çizdin. Hocam 4 yapıyor. Buraya 1 kaldı. Burası 4 köküç yaptı. 48 artı 1'den 49. Burası da 7 yaptı. He, o zaman dur. Bir eşkenar üçgende. 3'e 5 şeklinde bir kenarla böldüğün zaman burası 7 yapıyor. Yani dikkat et kenarlara şimdi. 8'lik bir eşkenar üçgende. 3'e 5 şeklinde böldüğün zaman burası 7 yaptı mı? Yaptı. Bu üçgen aklında kalsın. Niye? 3 7 8 üçgeninde 7'yi gören 60 derecedir. Başka şu üçgende 5 7 8 üçgeninde 7'yi gören 60 derecedir. O yüzden bizim için bu üçgen önemli bir üçgen. Bu üçgendeki kalıbı bil, ÖSYM bunların katlarını da karşımıza çıkartabiliyor. Tamam? Sakın ama sakın bunu unutma. Evet 3 7 8 ve 5, 7, 8. 7'yi gören açılar ne oluyor? 60 derece oluyor. E o zaman burada hocam bu nedir? 8'in yarısı. Bak 7'nin yarısı. Burası da 3'ün yarısı. O zaman açı direkt kaç derecedir? 60 derecedir. İstersen direkt kosinüs teoremi yap. Sonuca ulaş. Ama ben senden şunu istiyorum. 3, 7, 8 ve 5, 7, 8'i bil. Şu eşkenar üçgenden de ispatta geliyor. Tamam. 34. soru. Akçay yaptı. Geldik 35. soruya. Evet şöyle bir şekil verilmiş. 1 2 ne yapacağız? Buraya alfa deyip e, burada x deniliyor bizden. Kosinüs alfayı kullanacağız. Burası ne? Kök 5 değil mi? Evet. Kosinüs teoreminden yalnız biraz zor çıkar. Bunun karesi. Bunun karesi artı bunun karesi. Eksi. 2 çarpı x çarpı 12 çarpı. Yani hem x kareli bir şey gelecek hem de 12 x'li bir şey gelecek. Yani yerine, yaz, yerine yazmadan biraz zor bulunabilir buradan. Ben farklı bir şekilde yapayım. Büyük ihtimal diğer arkadaşlar Mert Hoca ya da İsmail Hoca bu şekilde yapmıştır zaten. Kosinüs teoreminden yapmıştır. Ben de farklı bir şekilde geometri bilgisini biraz işin içine katayım. E hocam ne yapabilirim ben burada? E şuradan bir dik çizebilirim. Bu alfa beta ise e, burası da beta ya. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. A 2 A deyip 1 2 kök 5. E, buradan da sıkıntılı gelecek. Hocam A kök 5 burası. Burası 12 bölü kök 5'li bir şey gelecek böyle. Garip bir şey. Burada da yerine yazınca burada da garip bir şey. Bayağı bir işlem kalabalığı gelecek yine. O zaman ben bu diki buradan çizmeyeyim. Nereden çizeyim? Bu diki buradan çizip ona göre işlem yapayım. Yine tanjant alfa geliyor karşımıza ya da alfadan beta'ya geçip bir 2 ya. Alfanın karşısı a ise burası 2a'dır. Hocam tamamı 12. 12 eksi 2a kaldı. Sanırım buradan daha kolay gelecek. 4 kökkinin karesi 32 değil mi? 16 çarpı 2 32 eşittir. Birincinin karesi a kare. Birincinin karesi 144. Eksi birinciyle ile ikincinin çarpımın ilk katı 48a. Artı ikincinin karesi 4a kare yapar. O zaman 0 burada kalsın. Toplam 5a kare yaptı burada. 144'ten 132 çıkınca 112, eksi 48A, eksi 112. Şimdi 2'ye bölsem 2'ye 56'dan 5A'ya A'dan bir şey elde edebilir miyim? Hayır. Ee, 28'e 4 değil mi? 4'e 28 dersem 5 katından elde edemem ama 28'e 4'ü şöyle yazarsam eğer. Bu arada burası artı 112 olacak. Şimdi artı 112 değil mi? Artı 112 değil mi? Evet artı 112 olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle yapınca çapraz çarptığında 20 ve 28'den 48 elde ediyorum. Eksi elde edeceğim şu şekilde olacak. O zaman 5 e, a eksi 28'e a eksi 4 eşit 0 oldu. Buradan a'yı 28 bölü 5 buluruz. Buradan da a'yı 4 buluruz. A yerine 4 yazarsam A'yı uzunluğu isteniyor. A uzunluğunda a kök 5 değil mi? Evet. 4 kök 5 şıklarda var mı? Var. A dörtken cevap 4 kök 5 çıktı. Evet sanki en kolay yol bu arkadaşım. Cevap 4 oldu 35. soruda. Ve geldik bugünün yani bu videonun son sorusuna. A, da, dar açılı bir ABC üçgeninde iç açıları ABC olarak verilmiş. Arkadaşım ABC verilmişse A artı B artı C eşittir 180 değil mi? Evet. Şimdi sinüs A artı B. 180'e tamamlayan nedir A artı B'nin? C'dir. Sinüs C'ye eşittir. 180'e tamamlamada bir tek sinüste işaret değişimi olmuyor. Dikkat. Ee, o zaman sinüs B artı C'de sinüs A'ya eşittir. 180'e tamamlayan A artı C'de sinüs B'ye mi eşittir? Evet. Şimdi X büyüktür, Y büyüktür, Z olduğuna göre. X açısına bakacağız arkadaşım. Ha, X değerine bakacağız. Çünkü A ve B ve C değerlerine bakacağız. Dar açılar ya bunlar. Arkadaş. X değeri daha büyükmüş. Sinüs de daha büyükmüş. Yani X değerinin daha büyük olmasını istiyorum. En büyük X x değerinin daha büyük olması için açının daha büyük olması lazım değil mi sinüs değerinin? O zaman x değeri daha büyükse buradaki c açısı olacak. Sonra y, y değeri daha büyükse buradaki a olacak. Sonra burası da b mi olacak? Evet. O zaman sıralama ne oldu açılarda? En küçük b, sonra a, sonra da c mi oldu? Evet. Yani b, a, c şeklinde sıralama oldu. Cevap akçay oldu 36. soruda. Ve böylelikle bu dersi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde test 3'ü bitireceğiz. Devamında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.